yanıyorsun be oğlum. Anne. Kimsin? Anam dedin ya. Demek benziyoruz. Hadi bir gayret doğrul. Bir şeyler ye. Canın başına gelsin. Neredeyim? Yılanın cennetindesin. Ben de Başuri. Aç değilim. Yemen şart. Fena hırpalamışlar seni. Ateşin var. Takatin kalmamış. Hadi aslanım. Bak yılan öcünü bizden alır ha. Hadi aslanım. Heh. Şöyle işte. Gücün kuvvetin yerine gelsin ya. Havalimanına götürürken gördüm. Bir daha da görmedim, tanımam. Tamam. Düşün. Böyle küçük şeyler işine yarar mı bilmem. Sen anlat. Ben birleştiririm. Tek bildiğim... Suat'ın bir karısı var. Pervin. Yaver bunu işe almış. Evine. Suat da kızmış Yaver'e. Karısını da bulaştırdı diye. Tabii yüzüne bir şey diyememiş. Ne işini bulaştırmış kadını? Bilmiyorum. Ama işin içinde bir iş var. Suat parayı anasından çok sever. Yaver de para verecek. Buna rağmen istemedi Suat. Bitsin, benim hanımı hemen ortadan alacağım dedi. Gerisini bilmiyorum. Yemin ederim. Bilmiyorum. Bırak artık benim peşimi. Görüşme bitti. Aynı filmlerdeki gibi. Çok güzel. Ne talihlisin Songül. Baya baya komiser karısı olacaksın. Hadi gel. Uğraşma boşuna, uğraşma. Elini saklasan ne olacak? Yüzünden taşan saadeti saklayamıyorsun ki. Ben... Hayalin bu değil miydi Songül? E tamam, oluyor işte. Varsın olsun, sen benim yüzüme bakma. Ben senin gözlerinin şifresini çözdüm Songül. Boş ver, sen mutlusun ya. Ben onunla da teselli bulurum. İnşallah seni çok seven biri çıksın karşına. Mutlu ol. Benden bile daha çok. İnşallah. İnşallah. Güzel bir temenni bu Songül ama boş. İki insanın aynı anda aynı sevdaya düşmesi o kadar zormuş ki. Ben seni sevdiğimde anladım bunu. Hadi eyvallah. Thank you.
çektiklerimizi kâfi gör artık ya Rabbim. Bir elinizi yıkayalım Safiye abla. İstersen gel dışarı çıkalım, biraz temiz hava al. Bir yere gitmem. Kuzundan haber almadan adım atmam. Nasıl kızım? İyi mi? İknur Hanım iyi. Ancak haliyeti ruhiyesi hiç de iyi değil. Belli ki onu derinden sarsan bir takım hadiseler yaşamış. Yatıştırmak için teskin edici ilaç vermek mecburiyetinde kaldık. Ama gebe o. Bebeğe dokunmasın sonra. Asıl mesele bu zaten hanımefendi. Bebek ayına göre epey küçük. Annenin yaşadığı sarsıntılardan etkilenmiş olacak ki kalp atışları lüzumundan seyrek. Bu yüzden bir süre müşahede altında tutacağız kızınızı. Nasıl? Bebek tehlikede mi yani? Henüz bir şey söylemek için çok erken. Ancak durumunun hassas olduğunu söyleyebilirim. Müsaadenizle. Gel otur şöyle. Doktor çağır mı Safiye abla? İster misin? Hey, bak söz verdim. Geç kalmak yok, tamam mı? Annenle anneannen gelirse çok merak ederler sonra. Tamam Perli teyze. Kime bakmıştınız? Beni Suat abi gönderdi. İş bitti mi diye soruyor. Ay yok, nerede? Cehenneme düştüm. Savcı bey her gün tepemde. Esra Hanım desen etmediği eziyet yok. Şu saatten sonra hizmetçi oldum resmen. Ama bulamadım ki şu kör oğlu. Anneanne, bırak oynayacaktım ben. Siz şimdi gidin, Emel Hanım geliyor. Hadi gidin. Sorarım ama ben sana o zaman. Bu rıhtım senin bana daha önceden bahsettiğin yer değil mi? Kesinlikle. Boş kamyonlar orada bekliyor zaten. Bütün sevkiyatları rıhtımdan yapıyorlar. Demek saat 9'da. Ne oluyor burada Yasin? Mahir. Feride'nin Turgut'un ajandasından öğrenmiş. Sevkiyat bu akşammış. 9'da. Hemen amire haber vermeliyiz. Bu akşam bu işi bitiriyoruz abi. Turgut'u kıskıvrak yakalayacağız. Yaver'in maskesini söke söke indireceğiz. Madem bu kadar kolaydı, bir sevkiyat basmakla her şey çözülecekti. Turgut bu saate kadar neden enselenmedi? Çünkü kimse bizim kadar yaklaşamadı ona. Yasin, sen bu gece cidden Turgut'un oraya geleceğine mi inanıyorsun? Asla gelmez. Boşuna mı Yaver diye bir adam yaratmış? Kendi seçtikleri dışında kimse onu tanımasın diye. Bu gece o kadar adamın karşısına savcı Turgut ben Yaver'im diye çıkar mı hiç? Abi diyelim ki sen haklısın. Velev ki gelmedi Turgut oraya. Yılan gelecek, Necdet gelecek, onları yakalarız. Onlar da bülbül gibi şakıyacak öyle mi? Aynen öyle. Sen de gördün bir adamın can damarına basarsak ağzı nasıl bülbül gibi açılıyor. Bunlarla vakit kaybedeceğimize dosdoğru Serra ile ilgilensek ya. Kilit o kadın. Turgut'la alakalı çok şey biliyor. Yıllardır dibinde. Cinayetin tek örgütanı. Belki de suç ortağı. Üstelik Turgut bile çekiniyor ondan. Bu yüzden gözünün önünden ayırmıyor. Ne demek şimdi bu? Turgut neden apar topar Serra ile evlendi? Aşk olmadığı aşikar. Kontrolünde olsun istiyor. Güvenmiyor kadına. Abi nereden biliyorsun aşk olmadığını? Kalbine mi girdin adamı? Seyit aracılığıyla öğrendim. Turgut evine sağ kolunun karısını sokmuş. Karısının peşine adam takmış anlayacağınız. Belli ki bir derdi var. Kadın bir şey arıyor. Belki de aradığı Turgut'un ipliğini pazara çıkartacak bir şey. Abi niye kulağımızı tersten gösteriyoruz? Önümüzde cillop gibi sevkiyat var. İyi o zaman Yasin, siz neye inanıyorsanız onun peşinden gidin. Ne demek şimdi bu Mahir? Size kolay gelsin.
tecrübe ediyorsun ama Mahir. Anladık, Feride'ye kızgısın. Ama artık beni de kırıyorsun. Yasin, sana onu bu işe karıştırma dedim. Ağzını burnunu kırmadığıma şükret. Abi ne var bunda? Kız sadece yardım etmeye çalışıyor. Seni sevdalandın mı Yasin? He? Sevdiğin sana yüzünü döndüğünde etinden et koptu mu? Aşık bile olmamışsın sen. Olsaydın böyle davranmazdın. Ateşlerde sınamazdın beni. Turgut'un üstünde kuruntusu mu, bizim gevşekliğimiz mi anlamadım ki ben. Endişeye mahal yok Barut kardeş. Az evvel aradı yaver, her şeyi düşünmüş, ayarlamış. Bu akşam iş bitsin dedi. Emri olur. Zaten tehir etseydik bütün planlarım bozulurdu. Canım sıkılırdı, çok iyi oldu böyle. Hayırdır? Var sende bir numara. Dökül hele, dökül. Sevki attı, işte güçtü. Bütün bunlar para için değil mi yılan? Bunca varlığı paylaşacağım bir yuvan. İçinde seni bekleyen bir yarın olmazsa. Bu kadar malın mülkün ne anlamı var? Bak hele. Diyeceğim o ki, sen takvime notunu düş. Allah'ın emriyle ay sonunda evleniyorum. Ya ciddi ciddi kaybediyoruz seni ha. Ne diyeyim? Hayırlı kıdemli olsun. Dur hele, şunu bir kutlayalım ya. Yeni gelmiştir ha, iyidir. Bunlarla vakit kaybedeceğimize dost doğru Serra ile ilgilensek ya. Kilit o kadın. Turgut'la alakalı çok şey biliyor. Serra müsait misin? Ah Feride Hanım, ben istediğiniz her şeyi daktilo ettim. Öylesine dergilere bakıyordum. İyi yapmışsın. Ben aslında başka bir şey için geldim sana. Nişanda Turgut'la bize çok güzel bir hediye almışsınız. Teşekkür etmek istedim. Aşk olsun. Beğendiysen ne mutlu bana. Beğendim. Beğendim, çok beğendim. Düşündüğümde ben de iadeyi ziyaret yapsam sana. Turgut'la konuştum ama bu akşam maalesef bir işi varmış. Ben de dedim ki biz böyle kadın kadına otursak, bir çay içsek. Malum işten güçten pek fırsat olmuyor. Eğer sen de müsaitsen, ben müsaitim çünkü, bir çay içmeye uğrayabilirim sana. Fevkalade bir haber bu Feride. Ayrıca seni evimde ağırlamaktan şeref duyarım. Peki, 9'da sendeyim o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Senden iyisi yok Nazif Kara. Seç, beğen, istediğin yerde havalan. Koca ulu emrine amade.
geceden onun kuyruğunu koparacağız amirim. Kardeşim, iyisiniz. Daha da iyi olacaksınız. Zorlama kendini. Bunca derdin arasında bir de biz çıktık. Sen benim derdim değil, can yoldaşımsın İlknur. Canımdan kanımdan öte kardeşimsin. Bebeğe bir şey olursa babama ne deriz? Umut olsaydı ona. Umut ölürse babama ne olur? Yüreğine inmez mi? Hepimizin hayalleri sönmez mi? Yapma. Babama ne diyeceğim? İşin var burada? Ben de davetliyim. Savcı Bey'in karısı aradı. Serap mıydı adı? Serra. Serra. Biz kız kız olacaktık. Gitmemi istiyorsan benim için sıkıntı yok. Yok, rica ederim. Madem bu kadar yol gelmişsin, Serra da gelmeni istemiş. Bekletmeyelim, yukarı çıkalım istersen. Geçen gece geldim. Çiçek getirdim sana. Aramadın, merak ettim. Annemleri idare ettiğin için yaptığından aramamı beklemezsin diye düşündüm. Aslında bu sefer gerçekti. Adalet Bakanlığı ile ilgili bir gelişme var mı? Aklım orada kaldı da. Burası boş. Turgut. Turgut nerede? Buyurun, hoş geldiniz. Ben senin işin var sanıyordum. İşim ertelendi Feride'cim. Biz de Serra ile konuştuk. Beraber oturalım dedik. İyi olmamış mı? Olmaz mı? Sizi gördüğüme memnun oldum. Bilmukabele. Buyurun. Feride Hanım, Sinan Bey, hoş geldiniz. Ayakta kaldınız, buyurun.
son. Götürün. Gözün aydın Berda. Kavuşturmuş sevgilini. Bence Yaver boşuna kuruntu yaptı ha. Kimsenin sevkiyatı basacağı edeceği yoktu. Onun narına kaç kilometre fazla yol belledik. Yaver bu. Vardır bir bildiği ettiği. Kafası çalışan o. Bileği de çalışan biziz. Onu dinlemekte fayda var Berda. Lan hemamcı. Sen ne vakit adam oldun da bana akıl veriyorsun ha? Sökmeyeyim dilini. Kapa çeneni işine bak. Arabayı çalıştırın. İyice suyun kaynadı senin Yasin. Her gece bir vukuat. Hele bu gece resmen... Tabii sayende ben de. İç işlerine sabaha kelleni vermemi istemiyorsan... ...bundan sonra evvela düşüneceksin, sonra yola düşeceksin. Emredersiniz. İnsanın kaderinde varsa oluyor Sinan Bey. Farz-ı misal biz. 5 yıl boyunca aynı koridorda çalıştık ve hiç karşılaşmadık. Yüz yüze gelmedik. Sonra benim evin karşısında bir lokanta var. Orada karşılaştık. Kısmet. İşte. Siz nasıl tanıştınız Sinan Bey? Ben izninizi istiyorum, hemen geliyorum. Aynı ile vaki. Kısmet. Tabii, anlıyorum. Ay çenem düştü değil mi? Ne içersiniz diye sormadım. Ne içersiniz Feride Hanım? Ben bir çay alabilirim. Yalnız önce bir lavaboya gideceğim. Tabii, buyurun. Sabahlar çuvala mı girdi cancağızın? Bekleyemem Turgut Bey. Ben sizin dediğinizi beceremiyorum. Yanlış anlaşıldı. Hırsız dedi Serra Hanım bana. Yanlış anlaşıldım. Buldun mu yoksa? Yok, nerede? Ama emin olmak için her yere bakayım dedim. Yakaladı beni. Bir de hırsız diye bağırdı. Bakın, biliyorum size yardımcı olmam gerek. Suat da her gün tepemde. Ama ben bu kadarına tahammül edemem. Ne çabuk pes ettin cancağızım. Hiç kocan gibi değilsin. Suat sana benden hiç bahsetmedi mi? Ben bana yardım edeni ihya ederim. Başına devlet kuşu kondu, haberin olsun. Alın bunu. Eşi meşi yok bu düğmenin canım. Hem varsa da bence evde değil. Anam, ben sana buldum mu dedim. Nerede olabileceğine dair bir şeyler bul dedim. Sok onu şimdi cebine. Asabımı bozma, kötü yüzümü göstermeyeyim. Aç ayakta kalma annem. İyi değil sana. Sağ ol. Anacığım, bana diyeceğin başka bir şey yoksa... ...aklım Yasin'de. Yanında olmam gerek. Babamın davası için koşturuyor bu gece. Git oğlum sen. Burada bekleyip ne yapacaksın? Ben sana bir şey olursa haber gönderirim. O komiser bey oğlumla mı olacaksınız? Evet annem, Yasin'le. Hadi basmadık. Aksiliğe bakar mısınız? Kadın çekti gitti. Derdi neyse. Hayır. 40 yılda bir misafirimiz, eski ahbabımız gelmiş. Kadın gitti. Bastı istifayı. Millet işsiz, aç. Bulduklarını buluyorlar bunlar. Bu kadar büyütme Turgut'cum, önemli değil. Ay üzme kendini Turgut'cum. Beceriksizin tekiydi zaten. Üstüne her konuşmanın, her olayın içinde. Ay hiç sevmediğim huylar. Hizmetçi dediğin biraz haddini bilecek. Geride duracak. Değil mi Ferideciğim? Ne olursa olsun gayet güzel bir geceydi.
Yalnız biz artık müsaadenizi isteyelim. Aa, ateş mi almaya geldiniz? Ne çabuk gidiyorsun? Yine geliriz Serra Hanım. Bekleriz efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şeref verdim. Eve değil mi? Yolumun üstünde bırak kimse. Yok gerek yok. Ben kendim giderim. Arabayla geldim zaten. Sabaha aldırtırım. Nereye istiyorsan da gönderirim arabanı. Gerek yok Sinan. Senden böyle bir şey isteseydim söylerdim. İyi akşamlar. Feride. Ah. Çok geç oldu. Bırak şu inadı. Sinan. Rica ederim git. Neden seni bırakmamı istemiyorsun? Eve gitmiyorsun değil mi? Sen hangi sıfatla bana bunu soruyorsun? Hı? Benim babam bile nereye gittiğimi sorgulamaz. Hatırlatırım. Biz birbirimizin hiçbir şey değiliz Sinan. Sakın kendini bu oyuna fazla kaptırma. Sakın. İyi akşamlar. Ne oldu? Geldi mi Turgut? Gelmedi abi. Gelmedi. Sevkiyatın yerini değiştirdi. Ya da tamamen iptal etti. Bir kamyon samandan başka bulamadım. Sen haklı çıktın. Hadi söyle. Ben demiştim de. Aptalsın de. Tutma içindeki lafı söyle abi. O nasıl söz Yasin? Keşke gelseydi. Babama da aileme de bir umut olacaktı. Ben de çok düştüm Turgut'un tufasına. Sıkma canını. Sen çok iyi bir polissin. Bana inanıyor olman bile şu feleğin en büyük kıyağı bana. Sağ olasın kardeşim. Yaramadı ki abi. Yine yırttı herif. İti, şerefsizi derhal bulun. Bu gece İstanbul'da ne kadar kapı varsa çalınacak. Sabah ezanı okunmadan o Necdet İti önüme atılacak. Defolun! Gir. Yasin Bey ne oldu? Turgut evdeydi. Sevkiyat olmadı mı? Olduysa da biz orada değildik Hakim Hanım. Mahir Bey haklı çıktı yani. Üstelik sadece bu mevzuda değil. Diğer konularda da. Ben bu gece yeni şeyler öğrendim. Ben gidiyorum eyvallah. Dur yapma abi. Hakim Hanım bir şey söyleyecek galiba. Duruşmada söylesin. Orada öğrenirim. Başka türlüsü imkansız. Mahir Bey. Bana bizzat Hakim Hanım öğretti. Herkes yerini, mevkini bilsin diye. Şimdi ağzından çıkan lafın arkasında dursun, sözünün eri olduğunu göstersin. Başka türlüsü kendisini küçültür. Cesaretinin nasıl ayarı yoksa dilinin de yokmuş Mahir Bey. Aklına da gözüne de perde etmişsin. Yoksa size ve babanıza nasıl yardım etmeye çalıştığımı anlardınız. Feride dur. Allah aşkına öyle demek isteme. Karışma Yasin. Bırak gitsin. Abi delirdin mi sen?
Sevda'nı öldürdüğün yerine nefret mi koydun? Şu yaptığını insan düşmanına yapmaz ya. Kızcağız yardım etmeye çalışıyor. Haysiyetini, mesleğini yok sayıyor. Senin şu yaptığın vefasızlığa bak. Bu gördüğün Mahir Kara olamaz. Benim derdim bu mu sanıyorsun Yasin? Ha? Kıskançlık mı sadece? Görmüyor musun? Turgut'un dibinden ayrılmıyor. Sana bu yüzden söyleme dedim işte. Feride Hanım'ın oyunu biliyorum ben. Başını yeterince belaya sokmuş zaten. Bırak peşini, gitme. Bahar gibi canından mı olsun istiyorsun? Mahir Kara. Sen benim yardımımı bırak. Selamımı bile hak etmiyorsun. Ben o hapishanede yatan masum adamcağızın Nazif Bey'in hatırına geri döndüm. Sakın gelişimi üzerine alınma. Ben bu gece Turgutların evine gittim. Belki Serra'dan yeni bir şey öğrenirim umuduyla. Evet, Mahir Bey'in söylediği gibi Turgut Serra'nın peşine bir hizmetçi takmış. Ceplerine kadar aratıyor. Çünkü kadına güvenmiyor, hatta ondan çekiniyor. Serra'da bir düğme var. Anladığım kadarıyla bu düğme Turgut'a ait. Ve direkt Süleyman abinin cinayetiyle ilgili bence. Turgut daha düğmeyi bulabilmiş değil. Eğer biz ondan önce bu düğmeyi bulursak Turgut'un katil olduğunu kanıtlarız. Teşekkürler. Hakim abi. Sakın bana teşekkür etme. Şunu söyle. Biz bu işte ekip miyiz, değil miyiz? Mahir Bey. Bunu bir daha sormayacağım. Ya bana cevap ver, ya da babanla ilgili bütün fikirleri sadece adliyede dinlerim. Ben şu ana kadar hiçbir dosyayı soruştururken kimseden yardım almadım. Ama olanları en iyi ikimiz biliyoruz. Turgut adliyede olduğu ve arkasında bütün bu kabadayı aileminin kudretini hissettiği müddetçe bizden her zaman bir adım önde olacak. Yani benim sizin, sizin de benim yardımıma ihtiyacınız var. Kesinlikle haklısınız Hakim Hanım. Şimdi son kez soruyorum. Ve cevabınızı bekliyorum. Ekip miyiz, değil miyiz? Yine yanıldım. Böyle yapacağınızı tahmin etmeliydim. Ne de olsa Serde kabadayılık var. Bir kadından yardım almak size ağır gelir, değil mi Mahir Bey? Ne kabadayım, ne de münasebetsiz. Beni bu kadar tanımışsınız Hakim Hanım. Madem sebep bu değil, o zaman gururunuz babanıza olan sevginizden daha mühim. Asıl size gururunuz bunları söylettiriyor Hakim Hanım. Mazi dediğiniz sadece iki kişi arasında yaşananlar değildir. Ben ne sizi öyle değerlendiririm ne de anlattıklarınızı. Ben öyle ferasetsiz bir insan da değilim. Derdim gurur olsaydı sizi dinlemezdim bile. Öyle mi? Neymiş peki derdiniz? Söyleyin, öğrenelim. Canınız Hakim Hanım. Korkarım sizin hayatınıza, ben sizden daha çok kıymet veriyorum. O haysiyetsiz savcıya en yakın sizsiniz. Her an ateş hattındasınız. Aynı Bahar gibi. Hele bir de Turgut, onun yaver olduğunu bildiğinizi öğrenirse hedef olursunuz. O şerefsizin Allah korkusu yok. İnsanlığından soyunmuş. Gözünü kırpmadan ölüm saçıyor. Sen ona bu kadar yakınken gel beraber araştıralım nasıl derim? Gönül rahatlığıyla diyebilirsiniz. Çünkü Turgut bilmeyecek. Bu zamana kadar bize nasıl oyun oynadıysa ve biz bilmediysek o da bilmeyecek. Ta ki onu yakalayana kadar. Olmaz Feride Hanım. Bir hakimin yollara düşmemesi gerektiğini biliyorum. O kadar hukuk öğrendim sizden. Sizin yeriniz kürsü, sokaklar değil. Öyle mi? Bunu söylemeniz beni çok şaşırttı çünkü daha evvel bunun tam tersini savunuyordunuz.
Ben hakimliği nasıl tatbik edeceğimi sizden mi öğreneceğim Mahir Bey? Haşa. Haddimi aşamam. Lakin şunu anlamıyorum. Bana yaklaşırsanız yanarsınız. Mesleğinizden bile olursunuz. Ailenize olan münasebetiniz zaten ortada. Peki neden bu ısrar? Biz ne bulursak Yasin getirir size. Sizin tabirinizle ekip olmamıza gerek yok ki. Adaletin yerine gelmesi için aynı tarafta olmamız yeterli. Anladım ben sizi. İster olun, ister olmayın. Ben bu dosyadan vazgeçmeyeceğim. Ve kürsüde oturup beklemeye de hiç niyetim yok. Artık mühim olan sen, ben ya da aramızda yaşananlar değil, anlamıyor musun? Her şeyi bir kenara koymamız gerekiyor. Benim bu dosyayı çözmem ve babanı kurtarmam şart. Bu benim için namus meselesi artık. Bahar'ın, Kader Hanım'ın, kardeşinin, Süleyman abinin, canı yanmış daha birçok masum insanın yerde kalan kanını temizlemem gerek benim. Bu hem kendime hem de Süleyman abiye borcum. Aynı hedefe başka yollarda yalnız yürümektense birlik olup güç oluşturabiliriz. Siz ne Turgut'a ne de Serra'ya yaklaşamazsınız. Ama benden asla şüphelenmezler. Bakın, ben bu gece onların evine gitmeseydim biz bu düğme meselesini öğrenemeyecektik. O yüzden benim değil, sizin bana ihtiyacınız var. Böyle kestirip atmadan önce bunu da bir düşünün Mahir Bey. Aferin abi. Bir insan ayağına gelen fırsatı ancak böyle teper. Aferin. Feride Hanım. Feride Hanım. Siz Mahir'in kusuruna bakmayın. Ben onun adına sizden özür diliyorum. Gönlü bulanık biraz. Orada da malum sebepler var. Bazı şeyleri hazmetmek zordur. Yasin Bey, ben sizden haber bekliyorum. Ola ki yardım teklifimi kabul ederseniz bana haber verirsiniz zaten. Yok, cevabınız eğer menfi ise yine de gelişmelerden lütfen beni haberdar edin. Bunu Feride hakim olarak değil, Feride olarak rica ediyorum sizden. Siz hiç merak etmeyin. Mahir olsun olmasın, biz sizinle bir ekibiz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Size de. Biraz içerlemiş gibi sanki. Haklı da biraz. Sonuçta bertaraf bir durumda değil. Yani inatlaşmak manasız. Anladık Yasin, uzatma. Nasıl bulacağız bu düğmeyi? Evde olsaydı Turgut bulurdu zaten. Demek ki başka bir yerde. Diyelim kıymetli bir eşyan var. Herkesten saklaman lazım. Ya yanından hiç ayırmazsın ya da bir kasaya koyarsın. Tabii ya, banka kasası. Evde değil bankada olursa kimse bulamaz. Kendin gitmezsen kimse alamaz. En güvenli yer. Tabii kimse alamıyorsa tahmin edeceğin gibi biz de alamayız. Banka kaydı da gizli midir? Gizlidir. Ama bak, onu bulurum. Bir bankada kasası var mı yok mu öğrenirim. Ama mümkün değil, açamayız. Sen bul, açtırması benden. Yarın sabahtan araştırmaya başlarım abi ben. Kadının adresine yakın banka şubelerine bakarım önce. Kemal'i de alırım yanıma. Yalnız Serra aptal bir kadın değil. Kendi ayağıyla geldi Feride'ye ifade verdi. Turgut'a karşı bir koz oynadı. Oyunu da tuttu. Eli sağlam. Turgut'u iyi tanıyor belli.
Yani öyle ilk akla gelen bankaya koymaz. O zaman araştırma birkaç gün sürer. Ya da kendi adına koymaz. Kızlık soyadıyla da bak. İlk kocasının soyadıyla da. Hatta bir kızı var. Onun adına bile almış olabilir kasayı. Tamam abi. Bütün ihtimalleri araştırırız. İnşallah en kısa zamanda çözeceğiz. Ne yapabilir Turgut'tan önce bulmalıyız o düğmeyi? Merak etme. Ben Mahir. Susayım, sormayayım diyorum ama... olmuyor işte. Feride'nin dediklerini düşüneceksin değil mi? Ha? Yine tutmayacak Karadeniz'de inadın değil mi Mahir Kara? Mekan kimden sorulur? Benden. Ne oldu? Necdet arıyoruz. Bart Necdet. Burada değil Necdet. Hayırdır? Dalyan abim afla çıktı. Ha, iyi. Gözünüz aydın. Necdet'te bir hesabı var. Hemen görmek istiyor. Nerede Dalyan abi? Mekanda abi. Kumarhanede. Ben bir ziyaret edeyim. Buyur abi. Biz de gidiyoruz. Hayır. Dediklerimi düşüneceksin değil mi? Feride ile ilgili. Haber bekliyor. Sağ ol. Feride, sen mi geldin kızım? Evet anne, benim. Şekerim. Nedir anne? Doğum günü falan da değil ayrola. Benden değil, bizzat nişanlından. Ne kadar romantik bu Sinan. Aferin vallahi. Avrupa'yı görmüş işte. Zarafetinden belli oluyor zaten. Tam bir beyefendi. Haddimi aştıysam özür dilerim. Sadece seni o saatte yalnız göndermeye gönlüm el vermedi. İyi geceler Sinan. Ne yazıyor Ferideciğim? Yoksa ilana aşk mı ediyor? Neyse anne. Ben çok yorgunum. Biraz dinlensem iyi olacak. İyi istirahatlar güzel kızım. Ah Feride. Az kaldı unutuyordum. Çarşamba günü izin al. Kayınvalidenler gelecek. Kahvaltıya davet ettim. Anne, niye hafta içi çağırdın ki? Benim mesaide olmam gerekiyor. Olma şekerim. Sevim Hanım yurt dışına Çetin Bey'in yanına gidiyormuş. O gitmeden bir araya gelmemiz şart. İzin alırsın olur biter. Adliye sensiz batacak değil ya. Artık çıkar o kafanı işten güçten. El alemin derdiyle uğraşmaktan zaten bir vokur amadın. Şimdi elindekinden de olacaksın. Anne lütfen. Sakın. Sakın Feride. Ayıp. Başka vakit olsaydı yapardık. Gerekirse bir rapor alırsın. Bir şey yaparsın. O kahvaltı sofrasında olacaksın o kadar. Ya anne niye bana sormadan böyle emrivakiler yapıyorsun ki sen? Sanki yabancı geliyor. Siz bir aile olacaksınız. Müstakbel kocan o senin, o kadar. Küçük hanım. Çikolatalarını unuttun. Müşterinin bile cinsi cibiliyeti değişmiş. Belli bunların hepsi çulsuz. Hasılatın niye düştüğü belli. Bunları temizlemek zaman alır. Ah kafama tüküreyim. Kurda kuzuyu emanet etmişim. Vay aslanım. Geçmiş olsun abi. Sağ olasın. Darısı kibarımın başına. Hı? Abi. Hadi gel bir çay içelim. Buyur. Necdet'i arıyor musun? Arıyorum ama bulamadım. Çok işi var herhalde. Nazif dikkat etsin ikazını iletti.
Zaten sonradan bu Ayten meselesine de vakıf olduk. Babam biliyor mu? Kızcağızın kendi gelmiş söylemiş. Müsaade istemiş evlenmek için. Kurduğum düzeni atmış. Arkamdan at oynatmış. Bir bulursam anasından emdiği sütü burnundan getireceğim. Dalyan abi. Bu Necdet senin benim sandığımdan daha pislik bir herif. Pasajın basılmasından tut. Benim vurulmama kadar bütün olayların arkasında o var. İndirim mi diyorsun yani? O sadece bir suret. Arkasındakileri gizleyen bir gölge. Biz şimdi onu söker atarsak maşayı tutan ellere ulaşamayız. Dokunma mı diyorsun? Sabret diyorum. Senden başka biri bana akıl vermeye kalsaydı çoktan eşek cennetini boylamıştı. Ama senin yerin de başka, aklın da. Sana itimadım tamdır. Öyle diyorsan öyle olsun. Ama ve lakin müsaadenle az biraz azar kayayım ha? Böylece içimi soğutmuş olurum. En azından ortalığı batakhaneye çevirmesinin hesabını sorayım. Peki abi. Vakti gelince ben çıkacağım onun karşısına.